Lokumluk'ta güzel bir yaz günü. Lokum ve arkadaşları bugün Lokumluk Ormanı'na piknik yapmaya gitmeyi düşünüyorlar. Orası neresi mi? Lokumluk Ormanı, Lokumluk'un hemen dışında çok güzel bir yerdir. Yemyeşil, çeşit çeşit ağaçlar ve hayvanlar vardır. Ama o da ne? Lokumluk Ormanı'na bir tehlike bekliyor sanki. Olamaz. Yangın çıktı. Hemen itfaiyeye ve Lokumluk halkına haber vermek gerek. Lokum ve arkadaşlarını görüyor musunuz? Yolda olmaları lazım. Çocuklar, ormanda yangın çıktı. Hemen itfaiyeye haber vermelisiniz. Yangın mı? Can, o ne? Bu bir telefon. Ama özel olarak geliştirdiğim bir alet. Bakalım. İtfaiye 110. Bu çok iyi. Çünkü yangın büyüyor. Çabuk olmalıyız. Ah, bu can ve icatları bir harika canım. İşte haber itfaiyeye ulaştı. İtfaiye ve Lokumluk halkı yangına müdahale etmeye giriyor. Umarım bir an önce söndürmeyi başarırlar. Yangın büyük mücadeleler sonucunda söndürüldü ama maalesef pek çok ağaç da yandı. Hayvanlar evlerini kaybetti. Üstelik Lokumluk ormanı olmadan Lokumluk da sel tehlikesi altında. Biliyorsunuz, iklim değişikliği nedeniyle ormanların varlığı çok daha önemli. Ağaçlar bizi toprak kaymalarına, sellere karşı korur. Bu arada çocuklar nerede? Demek buradasınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ağaç dikeceğimiz yerleri haritada işaretliyoruz. Ağaç mı dikeceksiniz? Bu harika bir fikir. İyi de üçünüz kaç tane ağaç dikebilirsiniz ki? Sadece üçümüz değil. Bütün arkadaşlarımıza haber vereceğiz. Çeşit çeşit ağaç dikeceğiz. Bravo, 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 bravo. Bu çocuklar müthiş. Evet, Lokum ve arkadaşları önce yangını haber verdiler. Yangından birkaç ay sonra da büyük bir şey daha başardılar. Ormanı hep birlikte tekrardan ağaçlandırdılar. Bundan sonrasıysa hepimizin dikkatine bağlı.